Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından selamlarımızı, muhabbetlerimizi ileterek arkadaşlar yine bir canlı yayında YouTube'da kanalımızda Osmanlıca vesika okumalarına başlıyoruz. Bu metin farklı bir metin arkadaşlar. Daha önce genelde bizler derslerimizde tarihle ilgili metinler ya da edebiyatla ilgili metinler ya da kitaplardan, yazma kitaplardan okuyorduk. Bu da mektup suretleri arkadaşlar. Bir beyefendinin ki zaten arkadaşlar yukarıda sizlerde hemen görüyorsunuz. Damat Kemal Paşa'nın eşi Naime Sultan'a yazmış olduğu mektupların derlendiği, bulunduğu bir yer arkadaşlar. Onun suretleri, kopyaları var. Bir yere not edilmiş bir deftere. Onunla ilgili bir vesika okuyacağız. Tabii ki yer yer YouTube'da belgelerimizin altına, derslerimizin altına yorum yazan kardeşlerimizi ben birçoğunu okuyorum. Eğer ne kadar sürekli cevap yazamazsam da. Bir kardeşimiz rica etmiş, hocam demiş, eşler arasındaki o mektuplaşmalar varsa okur musunuz demiş. Peki dedik. O arkadaşımızın haberi yok ama bugün böyle bir vesika gördüm, denk geldi. Okuyalım dedik. Denk geldi tevafuken. İnşallah istifadeli, faydalı bir oku olur. Yani o zamanki hissiyatlar, duygular hangi cümlelerle nasıl ifade ediliyormuş en azından biraz daha vakıf oluruz oradaki edebi ruha. Peki hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen derslerimizi paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Zaten sizlerin sayesinde arkadaşlar çokça mesaj geliyor. Genelde tavsiye üzerine zaten kanalımız intişar ediyor. Hususen üniversitelerde ilgili bölümlerde okuyan tarih, edebiyat gibi ilgili ya da paleografya dersi gören bütün talebeler sağ olsunlar bizim kanalımızı sıklıkla yakından takip ediyorlar. Onların vesilesiyle de bugüne kadar geldik tabii ki. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, keremiyle en başta. Peki, hemen arkadaşlar dediğim gibi bir mektup okuyacağız. Belki birkaç tane de olabilir, bilemiyorum. Duruma göre yeri geldiğinde sizlerin de yorumlarınıza yer vereceğim. Tabii böyle bir gördüm, tamam okuyalım dedim ama takıldığım yerleri olabilir. Sonuçta el yazısı, eğer hatalarım olursa arkadaşlar kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Peki, hemen Bismillah diyerek arkadaşlar büyüterek de okumak istiyorum. Dediğim gibi mektup suretlileri bunlar. Yazılmış birçok mektup, onları bir yerde bir şekilde toplamışlar. Bir tanesini şöyle bakayım. Belki diğer demiş, yani diğer bir örnek. Biraz daha net görmeniz açısından iyice büyütmek istiyorum. Yer yer kardeşlerimiz netlikten dolayı şikayet edenler olabiliyor. Peki, bizler okumaya hemen başlarken, evet hemen kardeşim çıktı, Murat Dedeoğlu, evet. Abi ben rica etmiştim bu mektupları için, dikkate aldığı için teşekkür etmiş, rica ederim kardeşim. Yani böyle sıra dışı istekleri bazen yerine getiriyoruz. Yani bizim de bazen içimizden geçiyor, ne tür okusak, farklı okusak diye tevafuk ettiği için. Yoksa birçok kardeşimiz böyle mektuplar vesaire gönderiyor. Onlarca gönderen var. Hepsini okuyamıyoruz. Hatta birçoğunu okuyamıyoruz. Nasipte olan bazen öyle tevafuk ediyor. Şartlar yerine gelince bakıyorsun, oluyor. Bu yüzden arkadaşlar her maalesef okuyamıyoruz. Zaten eğer amacımız kendimizi geliştirmekse arkadaşlar, zaten kanalımızda 1500'den fazla yazışmalar var, mektuplar vesaire, her türlü vesika mevcut. Ondan sonra Muhammed Abu Seyf, yanlış okumuyorsam, Mısır'dan bizleri takip ediyormuş değerli kardeşim. Buradan Mısır'a, Mısır özellikle gitmek istediğim şehirlerden, ülkelerden bir tanesi, çok istiyorum. Orada
oranın tarihi, tabii ki Osmanlı'nın çok izleri var. Böyle Afrika'da o taraflara gitmek istediğim ülkelerin başında geliyor. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Peki, farklı sorular var. Önce metni geçelim. Osmanlı'ya ait belgeleri var mı demiş. Devlet belgeleri var mı? Birçok devlet arşivlerinde arkadaşlar binlerce vesikalar var. Berri Nur Hanım güzel seçim olmuş. Teşekkürler. Peki. Hemen Bismillah diyerek arkadaşlar okuyacağız. Yeni gelenler sizler arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu, mevzusu bir beyefendinin ki yazıyor zaten yukarıda damat Kemal Paşa'nın hanımına eşine yazmış olduğu bir mektup duygusu, özlemi, hasreti vesaire içerisinde barındıran bir metin olacak. Ondan sonra Ahmet kardeşim bizi Erbil'den takip ediyormuş. Buradan da Erbil'e selam olsun. Ondan sonra peki yorumlara yer verdik. En son metin bittiğinde tekrar arkadaşlar yorumları okuyup öyle kapatırız. Peki Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar başlayalım. Şimdiden tekrar hatalarımız olursa hakkınızı helal edin. Sonuçta el yazısı hazırlıksız okumaya çalışacağım. Diğer demiş. Peki. Efendiciğim. Efendim. Tabii ilginç bir ifade. Yer yer yoruma da yer vereceğim. Beyefendi eşine efendiciğim, efendim diye hitap ediyor. Bu da dikkatimi çekmişti. Gün içerisinde gördüğümde. Birkaç sayfa görüyorsun 17 sayfa birçoğunda bu şekilde ifade ediyor. Peki melekciğim. Halbuki eşinin adı mesela Naime Sultan'a yazılmış diye öyle kayıtlarda var. Ve birçok el kap metinlerde melek diye geçmiş. Öyle ifade etmiş. Sevgisini öyle göstermiş. Peki melekciğim. Nuru cemaliniz karşısında erimekteyim. Nuru cemaliniz karşısında erimekteyim. Yani güzelliğiniz karşısında erimekteyim. Cazibe-i melahat şanınız ne büyük. Kudreti teshire yani etkileyici güce malik sahip yani bir cüz maden yani bir demir parçası ya da bir maden parçasının diyor. Bir cüz madeninin mıknatısa incizabı gibi yani mıknatısı onu çekmesi gibi ruhum lerze lerze her adımınıza bend yani kul, köle, hizmetkar olmak istiyor. Peki. Çok ilginç, güzel ifadeler. Dün gece sabaha kadar bir buhranı tahassür yani bir hasret buhranı içinde ne hazin demiş bir ebri enin ebr böyle bir ifade var mı? Bazen olabiliyor. Ebri enin diye. Ebr bulut. Ha, gayet mantıklı. Ebri enin. Yani inleyen bir bulut anlamında arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Ebri enini hazin yani hüzünlü bir bulutun enini gibi ateş iftirak içinde yakan bir ateş içinde yandım. Yandım demiş. Müştakı cemali ilahaneniz. Bazı metinlerde değil de böyle sevda mektuplarında daha önce bir paylaşmıştım bir mektupta. Böyle genelde ilahe kelimesi kullanabiliyor. Bu da ilahaneniz demiş. Yani
çok fazla abartılı bir şekilde ilahe tanrıça şeklinde kullanılabiliyor maalesef. Abartılı bir şekilde böyle olabiliyor. Cemali ilahaneniz olan ruhum bir nevbet, yani nöbet anlamında, nevbet cehennemi içinde kavruldu. Melekciğim, muhabbetinizin ne büyük kuvve-i icazı var. Yani acize bırakan kuvvetli bir çekimi var anlamında. Sizi görür görmez hiç hasretinizi çekmiyormuş gibi bir safayı zihayat içinde bütün sehab bulut demek, müştak ve ızdırap güneşi görünce buharda kalp olan şebnemler gibi, heceleri kokuyorum, biraz karışık geldi. Şebnemler gibi o anda zail oluyor da bir behişti, behişt cennet demek oluyor da bir behişti. Çalışıp okusaydım daha iyi olurdu. Neyse, sizler de takip edebiliyorsunuz böyle ben kekeliye kekeliye okuyunca. Bir asudegi ile nimeti ruh bahşende-i aşkınızı takdir, tazir olmaz herhalde, takdir ve tehlil ediyorum. Ah efendiciğim, veli nimetim daha doğrusu, şu artık virgül olarak mı kullanmış bilmiyorum, veli nimetim, kulunuz ya da kavliniz mülküme karşı, kulunuz olması gerekiyor. Mülküme karşı, mülk, melek, hepsi olabilir. Mülküme, meleğime karşı, mülküme, kulunuz. Bakalım cümle nasıl? Kulunuz mülküme karşı hissiyatımı, kulunuz meleğime karşı hissiyatımı tarife nasıl söz bulabilirim? Peki, asuman anlamında, tabii doğru telaffuz asman da biz asuman diye de telaffuz edebiliyoruz. Asumani, yani göğe ait bir sevdanın, göklere ait diyelim artık, bir sevdanın tasviri hiçbir ruhsuz elfaza sığabilir mi? Çok güzel bir sözmüş. Asumani bir sevdanın tasviri hiç bu ruhsuz elfaza, lafızlara sığabilir mi? Yani ben diyor sevdamı kelimelere, ruhsuz kelimelere sığdırabilir miyim? Ne kadar sığdırabilirim anlamında kullanıyor. Peki. Billah, melekciğim, billahi ya da hiçbir söz tefevvüh dile getirmek anlamında, etmemekte muktedir olsam, yani hiçbir söz söyleyemesem bile anlamında, lisan-ı halim daha beli olurdu. Yani hal dilim daha çok şeyler anlatırdı, belaatlı olurdu anlamında. Lisan-ı halimle daha çok şeyler anlatırdım bu kullandığım cümlelerden diyor. Peki, kalbimin
en derin köşelerine nüfuz edebilen nazara-i cinan. Manzara mı yazmak istedi acaba? Nazara-i, nazara değil. Manzara sanki biraz daha mantıklı olur da nazara gibi yazmış. Manzara biraz daha mantıklı gibi. Böyle bir kelime var mı? Muzre ya da nazra, bakış. Ha, tamam, nazra-i. Bir bakış yani, tek bakışlık. Nazra-i cinanı riya mı, riba mı dedi? Riya. Riyayı alihaneniz, ilahaneniz bütün hissiyatı, aşk ve muhabbetimi görürken ben bu hakikatin bir noktasını bile temsile kadir olabilir miyim? Hiç. Bütün yazdıklarım benim sevgili veli nimetimim. Evet. Tasvir değil. Evet, tasvir değil. İnen hamuşu dil şeydadır. Figanı ruh, figan, evet, figan. Figanı ruh teessür numundur. Efendiciyim, efendiciyim. Merhametinizin payidar olmasını dilerim. Haste-i aşka, yani aşk hastasına diyor. Haste-i aşka deva melekciyim. Melekciyim, nigahı lütfunda, nigah lütfunda nühüft gizli anlamında, nigah-ı lütfunda nühüftledir, gizlidir anlamda, nühüftledir. Zor bir kelime, telaffuzda nühüft. Ya da nühüftedir, aynı anlamda gizli demek, nühüftedir. Daha doğru bir okuyuş olur, nühüftedir. Çarşamba günü yazmış. Esiri sadıkınız, ilel ebed kulunuz, Kemal. Evet, bu mektup bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar yorumlarınıza bir bakayım arkadaşlar. Evet, Hamza Bozdoğan, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatü demiş ve Aleyküm Selam kardeşim. Muhammed kardeşimiz, Mısır'da çok Osmanlıca yazıları vardır. Özellikle Kahire'de. Kesinlikle. Osmanlıca diye bir dil yok Türkçe'de. Tek fark Arap alfabesi. Şimdiki ise Latin. Adem kardeşim, bizi aydınlattığın için sana teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Emrehan, hocam siz bu ülke için bir değersiniz, değerli kardeşim. Allah razı olsun. Dua niyetine kabul ediyorum. Amacımız, gayemiz Osmanlıca'ya, Osmanlı Türkçesine hizmet etmek. Asıl gayemiz Kur'an harflerine hizmet etmek. Peki. Hakkı kardeşim, yine Esselamu Aleyküm hocam demiş ve Aleyküm Selam. Ondan sonra Çiğdem Çelik, hocam çok teşekkürler. Uzun zamandır teşekkür etmek istiyorum. Dum demek istemiş. Ben teşekkür ederim. Siz çok sağ olun. Melih Efendiciğim kelimesinin kullanılması çok garip geldi demiş. Evet, ben de garip görmüştüm. Peki, yorumlardan sonra herhalde şöyle biraz kere Bismillah biraz küçülteyim. Fazla da uzun olmasın. Tek sayfalık. Evet, bu tek sayfalık. En son kulumuz Kemal kalmış. Şunu bir okuyayım. Bakalım neler demiş.
Yani tabii bu hitaplar efendiyim tarzı kişiden kişiye değişebilir. Yani herkes o kelimeleri kullanmayabilir. Özellikle böyle hususi mesela ifadeler olabiliyor. Mesela ebeveynlerin çocuklarına hitabı ya da eşlerinkinin arasındaki özel hitaplar olabiliyor. O şekilde hitap da olabilir. Ben de daha önce bir beyefendinin eşine öyle bir hitabını hiç okumamıştım. Peki. Efendiciğim, efendiciğim, iltifatınla ihya ettin kulunu. Nasıl sevgili melekciğime şükranımı, mahmedet övgü anlamında sıklıkla kullanılır arşivde. Gerçi arşiv derken tarihi metinleri genelde kastediyorum. Devlet arşivlerindeki. Mahmedetimi takdim edeyim. Ah efendim, melekciğim. Dünyada uluv-i şanınıza, maali-i hılkatinize, maali yüksek, ulu yüce, yani yüksek yaratılışınıza diyor. İş tasavvur edebilir misiniz ki iş ya da hiç anlamda mı kullandı acaba? İş tasavvur edebilir misiniz ki rakibiniz olduğuna ihtimal verebilir. Verilebilir daha doğrusu. Veriliyor. Veriliyor. Evet, veriliyor. Hem kulunuzun kalbim, ruhum, muhabbetim efendiciğime küşadedir. Gönlümde hiçbir eser yoktur ki müessiri, yani tesir eden etkisi efendiciğim olmasın. Gönlümdeki bütün eserler sana aittir diyor. Senden kaynaklı demek istiyor. Ben bir biçare kulunuz, rakibi tasavvuriyetle hayal mi yazdı? Hayali hayal. Şurada kat. Ne yapmaya çalışmış bilemedim. Fikri olan var mı? Aynı zamanda sözlüğe de bakıyorum da. Arkadaşlar. Neyse sizin yorumlara bakayım. Belki okuyabilen bir kardeşimiz çıkmıştır. Şu an yok. Oradan emin olamadım ben ne yapmaya çalışmış. Peki. Kanun diyeceğim. Değil. Sonununla bitiyor. Kaddinun öyle bir kelime yok. Mecnun vesaire. Bununla olan kelimeleri düşünüyoruz. Kanun. Peki. Her şey okunacak diye bir şey yok. Evet, boşluk endişesiyle belki çıkar cümleden bilmiyorum. Perişan olmaktayım. Yalnız kulunuzdur ki bütün mehalik
mehalik helak eden çoğulu ve tahassurat özlemler, hasretler, tahassurat-ı kalbiye-i sevdanın, evet, sevdanın kalpteki o hasretleri, özlemleri, tufanı, belayı, firkatine, imkansızlık içinde tahammül etsin. Bu akşam hakipayı, buradaki yine çıktı sevdiğim bir elkap, hakipayı, tutiyesayı, ismet penahilerine, arşivlerde çok sıklıkla karşılıyoruz arkadaşlar. Şu hakipayı, tutiyesayı, burası değişiyor. Bayana yazdığı için ismet penahi demiş. Yani ismet masum, günahsız anlamında. Evet, hakipayı, tutiyesayı, ismet penahilerine yüz sürebilmek ümidi. Hakikaten alamımı, yani elemlerimi tahfif etti, hafifleştirdi. Şu kadar ki veli nimetim, bu azim saadete, azm, yani bir yeri unutmuş burada Allah var. Bu azim saadete nailiyet için hizmetteki bendegan kullarınızın, bende kelimesinin çoğulu bendeler anlamında bendegan, bendegan kullarınızın bir kısmına gece izni vermeyi itiyat ettim. İtiyat, adet edinme anlamı olması gerekiyor. Evet, adet edindim, itiyat ettim. Yarın akşama tertip edilmiş olan bu tedbirin bu gece tatbikinde hazır vakit mi, dikkat mi? Dikkat. Hazır. Dikkati celp edilmiş olur. Yemin ederim muhabbetime, namusuma ki düşünebildiğim ihtiyatlar hep efendiciğime aittir. Melekciğimin aşk sevdası gönlümde iken nefsim için hiçbir şeyden çekinmem. Peki, dünyada kulunuza hasretinizden elim bir azap yoktur. Dünyada kulunuza, yani bana diyor, hasretinizden, özlemenizden elim bir azap, daha bundan daha müthiş bir azap olamaz diyor hasretinizden dolayı. Peki. Fikri rakipten cehennemi bir endişem olamaz. Yine nasıl ferman ederseniz harfiyen icra ederim. Sevgili efendiciğim, canım, veli nimetim demiş. Nimetim, ayaklarınızı öperim. Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Böyle bir iltifat. Evet, bu 10. sayfaydı herhalde okuduğumuz. En son kulunuz Kemal demiş. Yani artık ayak öpüldükten sonra kul olunur, her şey olunabilir. Peki. Çok güzel ifadeler vardı, onu söyleyeyim. Bakalım yorumlar var mı? Derya Yıldırım, sizin paylaşımlarınız sayesinde Osmanlıcamızı ilerletebiliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam, bu mektup halk dili midir? Daha önce birkaç defa söyledim. Denk gelmemiş olabilirsiniz kardeş. Osmanlı'da, yani sadece Osmanlı için demiyorum, öncesinde, yani günümüzde de öyle hala, yazı dili farklı, konuşma dili farklı. Osmanlı da böyleydi. Yani eğer bir eser meydana getirecekseniz, mesela ben bir kitap yazacak olsam şu an sizinle konuştuğum gibi yazmam. Yani çünkü onu birçok ehli ilim, irfan okuyacak, cümlemi ona göre kurarım. Yani biz şu an yeri geldiğinde sohbetvari konuşuyoruz.
yazışma dili farklıdır. Osmanlı'da böyle konuşma dili farklıdır. Osmanlı'da yazışma dili oldukça edebiydi. Mesela bu yazışma dili, yani bir eşin ya da bir sevgilinin sevdiğine yazmış olduğu mektup. Özellikle Osmanlı'da yazışmalarda resmi yazışmalar biraz daha tabii makam itibarıyla biraz daha el kaplar vesaire çok olduğundan biraz daha nedir anlaşılması zor, kendilerine has kalıplar var. Günümüz itibariyle söylüyorum. O şekilde bakmak gerekiyor. Yoksa Osmanlı'da herkes şu an tabii ki kelimeler mutlaka farklı. Halk dili farklı, yazışma dili farklı. Mesela ben bugün resmi bir makama, Konya valisine ya da örnek veriyorum belediye başkanına ya da reis-i cumhura bir yazı yazacak olursam bu şekilde mi yazarım? Hayır. Ona her makama hitap edeceğim ifadeler farklı. Ne söyleyeceğime dikkat ederim. 50 defa okurum. Ya başkalarına kontrol ettiririm vesaire vesaire. Yani aynı üslup, tarz Osmanlı'da çok daha üst seviyedeydi. Buna beraber Osmanlı'da yazışmalarla ilgili ilmi kitabet, ilmi inşa ya da inşa numuneleri, inşa mektupları diye internete vesaire böyle yazma nüshalar, matbular da var. Yazmaların yer aldığı ya da matbu eserlerin yer aldığı siteler var. İşte nedir? Devlet arşivleri olsun. Devlet arşivlerinde genelde resmi kayıtlar var. Milli Kütüphane, İstanbul Büyükşehir'in sitesi olsun. Diyanet'in vesaire olsun. Oradaki bakın mektuplar var. Yani mesela bir kelime ifade ederken resmi yazışma olacağı için ya da yazışma olacağı için halk arasında kullanılan ifade yerine derler ki şunu kullan. Çünkü yani bu eserler yüzyıllara bırakılmış. Haliyle dilin zenginliği çok önemli. Özellikle zaten vurgulanmış yazışmalarda bir kural bu değerli arkadaşlar. Osmanlı'da kayda olarak yazılmış. Metin içerisinde kullanılan bir kelimeyi mümkün mertebe ikinci defa kullanmamak. Onun yerine başka bir kelimeyi kullanmak. Mesela mezkür, mezbur, sabık vesaire hepsi aynı anlam ama metin içerisinde geçmiş, adı geçmiş vesaire olduğunda farklı bir kelime tercih ediliyor. Kısacası böyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani halk dili ya da saray dili gibi bir kavram asla yok. Yazı dili ve konuşma dili var günümüzde olduğu gibi. Sadece günümüzde nasıldır? Bizler günlük hayatta bir günü 150-200 kelimeyle, 300 kelimeyle bitiriyorsak yazı dilinde kullandığımız kelime 1000-1500'e çıkar günümüz itibariyle söyleyeyim. Ama Osmanlı'da nedir? Yazı olunca arkadaşlar bir kitap yani yazıya dökümünde günümüzde 1000-2000 ise orada 40-50 bindir gibi düşünebilirsiniz. Yani haliyle ne kadar kelime bilgimiz, lügat bilgimiz çok olursa arkadaşlar bunları okuyup anlamamız o kadar çok ziyadeleşir. Şimdi yorumlara devam edeyim. Evet en son Mücat kardeşimin sorusuna cevap vermiştik. Çiğdem Çelik hocam canlı yayın günü ve saati ne olacak yaz döneminde kaçırmayalım bu fırsatı Allah razı olsun. Yani onu ben de bilmiyorum. Fırsat buldukça yapabiliyorum. Yani imkanlar dahil böyle çok düzenli bir hayatım yok. Düzenli derken yani mesela ona kadar dersim vardı. Online üzerinden dersler veriyoruz. Onda bitti. Biraz da mektup okuyayım dedim. O şekilde. Yani her gün ya da haftada bir gün öyle bir şey yok. Yani ne derler? Kendimi iyi hissettiğimde, ihtiyaç halinde böyle sürpriz olabiliyor. Peki, öyle söyleyeyim. Murat Dedeoğlu, 40 yıldır edebiyat üzerine çalışıyorum. Şöyle mektup yazamadım, maşallah kelimeleri konuşturmuş demiş. Lev mi acaba demiş. Ne için, hangi kelime? O okuyamadığımız kelime mi? Onu bilemedim. Artık ayak öpüldükten sonra kul da olunabilir, her şey de olunabilir demiştik, güldürdünüz. Peki, aklıma o an öyle geldi, öyle olabiliyor. Peki, arkadaşlar hadi son bir şey daha okuyayım. Bu ne?
önümüze gelmiş. Keşke hazırlanıp gelseydim ama biraz daha doğal olmasını daha çok seviyorum. Böyle yani hata yapmaktan arkadaşlar korkmuyorum. Yani şu kelime okuyamadım, aman rezil olurum diye bir endişem yok. Sizin de öyle olmasın. Yani her metinde her kelime o an okunacak diye bir şey yok. Mesela tabledilmiş bir sürü kitap var Osmanlıca üzerine. Yani zannetmeyin ki onu yazan hocalarımız alıp böyle şiir gibi okuyor değil. Yani bir metinde yeri geldiğinde 3-5 kelime, 10 kelime okuyamadığı olur. Dönüp okur, tekrar metin içerisinde bir bütün olarak baktığında ortaya çıkabilir. Yeri geldiğinde o bile olmaz. Gidip arkadaşına sorar, hocasına sorar vesaire. Yani o tarz kitaplar bu şekilde vücuda geliyor. Ya sonuçta bir el yazısı alıp böyle şiir gibi okuna, yani çok temiz bir yazı olursa ya da mesela bunlar da kısmen okunabilir ama yer yer bazen tarz olarak pek aşina olmayınca, genelde bizim mesela okuduğumuz tarihi metinler, onlarda genelde bir sıkıntı olmuyor zaten. Ama biraz da burada ne çıkacağı belli değil. Yani şapkada ne çıkacağını bilemiyoruz. Haliyle belki bundan 3-5 sayfa okuyunca biraz da hatta aşina olmak lazım. Yani burada Damat Kemal Paşa'nın hattına aşina olunca daha sonra ne yazmak sizin anlayabiliyorsunuz. Haliyle ilk defa bir defteri elinize aldığınızda tökezlemezler olabiliyor. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Siz de elinize aldığınızda, okuyamadığınızda ilk başlarda üzülmeyin. Peki. Efendiciğim, veli nimetim, en ufak teessürünüze bais olmayı azamı taksirat ad ederim. Taksirat kusurlar, kusurun çoğulu. Azım aslında daha iyi olur muydu? Azımı taksirat, azam, en büyük kusurlar. Azımı taksirat, en büyük kusurlardan daha mantıklı. Gramerce birinci kelime, ikinci kelimeye çoğul yapmış. Haliyle ilk kelime de kaide olarak arkadaşlar ya müennes ya da çoğul olacak. O zaman azım daha mantıklı gramer itibarıyla. Azımı taksirat ad ederim. Bu kadar büyük bir nedameti vicdaniye önünde kendimi öldürmekten başka da çare bulamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar büyük bir nedameti vicdaniye, yani vicdani bir istimdat, bir yardım dileme önünde diyor. Kendimi öldürmekten başka da çare bulamam. Bana merhamet edin melekciğim. Bir esareti ebediye ile efendiciğime kavuşmak için yaşayan ah ve belki de naili amal, yani isteklerine ulaşan nail amal olamadan ne yapmış burada? Ne yapmaya çalışmış? Kemal Bey, damat Kemal bizi duymuyor herhalde. Peki. Amal olamadan nokta nokta dır olamadan lar gibi bir şey, emin olamadım. Ya da tırnak açmış. Burada kapatmış da burada ne yapmaya çalışmış, emin olamadım. Peki. Gayz mı? Yok, özür. Gıpta ve hasretle. Herhalde olamadan tırnak diyelim. Gıpta ve hasretle az zamanda fena bulacak olan bir mihnetiniz. Mihnetiniz mi? Mihnet. Olmaz. Ha, mihnet zedenin, tamam. Bir mihnet zedenin birkaç günlük saadetini ömrü sermediye müreccah bildiği ebedi bir hayatı diyor. Birkaç günlük hayat ebedi bir hayata tercih.
bildiği fakat devam kalil müddeti, o az müddeti tebeyyün edemediği, o hayatı mes'udesini Zehra değil, Zehriye diyeceğim, teessürle. Zehriye mi yazdı acaba? Zehra oldu mu? Fikri olan var mı? O hayat mes'udesini ne teessürle diyor. Bismillah. Bakalım yorum yazan var mı? Orada yok. Peki. Neyse, boşluk. Teessürle. Peki. Teessürle. Ve sonrası kelimesi yine çıkmadı. Su. Durmak. Durmak. Son buldurmak ne yapmak istemiş? Cümleden çıkartmaya çalışıyorum. Sal değil. Sal. Fikri olan yine yok. Peki. Neyse arkadaşlar. Bakalım. Teessürle boşluk. Uluvi merhametinizden temenniyatım yok bu kadar bu kadar cıktır melekçiyim. Zihnim pek dağınık, kalbim heyecanı daimi içinde. Vicdanım bir mübareze-i hayat ve memat arasındadır. Of, çok cezbedici bir cümle arkadaşlar. Zihnim pek dağınık, kalbim heyecanı daimi içinde. Vicdanım bir mübareze-i hayat ve memat, hayat ve memat arasındadır. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Ne işleyeceğinden herhalde, ne işleyeceğimden haberdar değilim. Fikrim biraz sükun bulursa yakında defteri amalimi efendiciğime takdim ederim. Meftunu uluviyetiniz, esiri aşkınız, kulunuz Kemal. Evet, bu mektupta arkadaşlar böyleydi. Mektup suretleriydi. Damat Kemal Paşazade'nin eşi Naime Sultan'a yazmış olduğu arkadaşlar mektupları burada bir kısmını okumaya çalıştık. Devamı var. İki defter var arkadaşlar. Peki teşekkür ediyorum. İnşallah istifadeli, faydalı olmuştur. Arada takıldığımız yerler oldu artık. Hakkınızı helal edin. Son bir yorumlara bakayım. Ömer Hacıoğlu hocam selamlar Trabzon'dan ve Ankara'dan. Yani memleket Trabzon, herhalde siz de Ankara'dasınız diye mi düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Peki hem Trabzon'a hem Ankara'ya, tabii bizi şu an takip eden bütün kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletelim. Hocam tarihleri merak ediyorum. Tarih düşmemişler mi? Tarih ne, nasıl düşmemişler? Bir yerde gördün mü diye. Şöyle bir bakayım.
Tarih 1325 miydi? Öyle bir yerde sanki gözüme ilişti. Bir yukarı bakayım. Yani 1909'lu yıllar. Şurada herhangi bir şey yok. İkinci sayfa bakalım. Zaten bunlar suretti arkadaşlar. Daha önce yani bir sürü yazışmalar olmuş. O mektuplar bir yerde toplanmış. ...1325 nereden aklımda kaldı onu da bilmiyorum. Yani bir de arkadaşlar sevda mektubu yazmış. Araya tarih niye karıştırırsın? Konuyu dağıtmamak istemiyor yani diye düşündüm birden. Şurada gördüm. Nerede? Şurada. Pardon. Şurada arkadaşlar. 2 Mayıs 320. Yani 1904 senesi 2 Mayıs'ta 15 Mayıs'a tekabül ediyor arkadaşlar. Hatta saati bile var. Sadece tarih değil. Saat 3. Yani muhtemelen ikindi raddelerinde yani öğleden sonra. Evet, 1904, 15 Mayıs. Peki. Devam edeyim. Yorumları sonra bitireyim arkadaşlar. Hür liberal, en ufak tesirinizi bahis olmayı azam demiş. Herhalde okuduğumuz yerle ilgili. Peki. Kozmik. Teşekkürler, emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Zehrabi teessür. Zehra B. Öyle bir kelime var mı bilmiyorum. Zehr abe diye var. Evet, zehr abe, acı su. Mantıklı, teşekkürler. Evet, zehr abe. Teessürle güzel. Müjdat hocam Faraz'a 19. asır, 14. ve 15. asrı anlayabiliyor muydu? Kesinlikle. Hiç şüpheniz olmasın. Furkan sağ olun hocam demiş. Evet, Zehra ve Muaz Hüseyin, Allah razı olsun hocam. Evet. Gut. O ne demekse goodbye mı demek istedi. Peki. Eksik olma hocam. Var ol. Bir mukabele. Hocam demiş. Annem Ankaralı, babam Trabzonlu. Benle seyrediyorlar sizi. Onların da selamlarını aktarayım dedim. Ve aleyküm selam. Annenizin babanızın ellerinizden öperim hürmetle. Çok sağ olun. Furkan kardeşim, hocam bizim dijital çağ çocukları, biz dijital çağ çocuklarıyız. Malum fazla aklımız ermiyor. Siz de sevda mektupları yazmışsınızdır. Bu kuşağın son temsilcileri olarak hayırlı akşamlar. Zaten genelde notlarımı Osmanlıca yazıyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Küçüklükten beri yazıyorum. Yani kaç yaşından beri. Osmanlıca 12 yaşında tanıştım. Devamlı olarak ne zaman başladım? Orta 3, lise 1'lerde başladım sürekli Osmanlıca not tutmaya. Ondan yani bir şu an bile elimde mevcut bir 40-50 tane daha fazla ajanda, defter vesaire var. Daha fazla şu an mevcut olan, ara heba olan, dağılan, giden, kaybolan var ama şu an elimde en son mesela 99 tarihli bir ajandam var. Kendi el notlarımdan. Yani bir şeyler yazıp karalıyoruz. Peki. Adem Şentürk, şükür kavuşturana hocam demiş. Şükür, her zaman şükür. Daima
Elhamdülillah demeliyiz her şeye. Arkadaşlar, bir nimetin ziyadeleşmesi için ona şükretmek gerekiyor. Eğer şükretmezsek elimizden alınır. Şükreden birine Cenab-ı Hak onu verir. Bu yüzden elimizdekilerin kıymetini bilelim. Her şey ne varsa yani. Tabii en başta anne babamızın, çocukluğumuzun vesaire maddi nimetler bir tarafa, sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Bunlar için Allah'a hamd edelim. Tabii bir de elhamdülillah Müslümanız. Cenab-ı Hak imanla, Kur'an'la bize bu nimetleri vermiş ve bunlara da daima şükür edelim. Bunların kıymetini bilelim inşallah. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir canlı yayının sonuna geldik. İnşallah istifadeli, faydalı olmuştur. Yaklaşık 50 dakikadır böyle sizi, vaktinizi gasp ettik. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. İnşallah başka bir sürpriz yayında başka mektuplar olabilir. Bunlar da olabilir, bilmiyorum. İnşallah okuruz. Yorumlar geliyor. Bir oraya bakıyorum. Hocam sesin çok güzel seslendirir demiş. Teşekkürler kardeşim. Her şeyi veren Allah. Nimete şükür, nimetten hoştur. Mevlana'nın sözünü paylaşmış kardeşimiz. Peki. Fazla da vaktinizi almayayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Konya'dan Mevlana Reşems Hazretleri Diyarı'ndan Baki ve kalbi selamlarla en emin olana emanet olun. Esselamu Aleyküm. Görüşmek üzere.